Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için yine güzel bir model hazırladım. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah siz de beğenirsiniz. Yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için daha önce ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı size yakından göstereyim. Ee, tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda benim daha önce istek üzerine paylaştığım e, videomu izleyerek aklınızdaki her şeyin cevabını bulabilirsiniz. Ben nasıl tığlıyorum? Ee, i̇pek yazma nasıl tığlanır? Polyester yazma nasıl tığlanır? Ee, benim yöntemimle hepsini düzgünce tığlayabilirsiniz. Benim şu an elimdeki yazma Altın El marka. Ee, i̇pek türünde sayılabilecek bir yazma. Düzgün tığlandı ama benim yöntemimle polyester yazmalarda kolayca tığlanıyor. Ee, yazma Kenarını Altın Başak marka 383 numara yeşil ipimle tığladım. tılladım. Çimenimi bu ipimle öreceğim. Yazmamda arkadaşlar içindeki renklerden yine iplerimi hazırladım. Onları da göstereyim size. Hardal sarısı ipim var. Şöyle hardal tonları için Altın Başak 413 numara. Yanında tarçın rengi ip kullanacağım. Altın Başak 639 numara. Mor tonu için Altın Başak 63 numara tercih ettim ben. Şöyle göstereyim iplerimi. Bir de pembe ipim var. Pembe ipimde. Altınbaşak marka yine 91 numara pembeyi kullanacağım. Şöyle göstereyim dördünü de. Eee yazmamın içindeki renklere göre iplerimi bu şekilde ayarladım. Kullandığım tığımı da göstereyim size. Her videoda tığ gösteriyorum ama hep tığ numarası soruluyor. Ben 22 numara kullanıyorum ama 20 veya 21 numara tığı da kullanabilirsiniz. Eliniz hangisine alışkınsa öyle diyelim. Ben daha çok 22 numara ucu en ince olanı tercih ediyorum. Hemen modelime başlamak istiyorum. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Yeşil ipimle çim yapımına başlayalım. Anlattığım sayılarla yaparsanız sizin de örneğiniz aynen benimki gibi olacaktır. Geldik şöyle tığ battımın altından. Şu bir önceki örneğime yakın başlamak istiyorum. Tığ battımın altından sık iğne ile ipimi tutturdum. Bu şekilde oldu. Üstüne hemen 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battımın altından tutturdum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıdan Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonrakinden bu şekilde birkaç tane yaparak başlayın arkadaşlar. Ben şimdi 3 tane yaptım. Burada bir defa doladım. Hemen şöyle göstereyim. Bir sonraki tığ battığının altından giriyorum. Önce bir çıktım. Sonra iki çıktım. Sonra yine iki çıktım. Üç kere de bu şekilde çıkıyoruz. Üstüne bir zincir çektim. Bir defa doladım. Hepsini birden çıkıyorum. Bir defa doladım ikişer ikişer çıkıyorum. Bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra yine iki çıktım. İki defa doladım. şerik i̇kişer, ikişer. Üç kere de çıktım. Yine iki defa doladım. Yine ikişer ikişer. Üç kere de çıktım. Bu şekilde yaptık yaprağımızı. Bunu yaptıktan sonra bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne hemen ikinci sık iğnem 3. sık iğnem 4. 5. 6. 6 tane sık iğne yapıyorum şöyle yaprağımı düzelttim yedinci sık iğne yine trabzanımızdan şöyle yapalım Arkadaşlar şu şekilde oldu bu kısmı yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincir çekiyorum şöyle oldu 14 zincirimle geri döndüm. Kirpiğimi buradan düğümledim. Şu şekilde. Buradan bir tane de en son kullandığımız tığ altından sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ geçiyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakine geçtim. Bu şekilde 3 tane arada boşluk bıraktım. Yeniden bir defa doluyorum sıradaki tığ batının altından girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım 1 2 3 üç dört beş altı yedi zincir çektim Örneğimin diğer yönünü döndüm ters tarafta Şuradaki 14 zincirimi sık iğne ile 7 zincirimi tutturuyorum üstüne burada bir iki üç dört 5 zincir çektim. Örneğimin düz tarafını döndüm. Burada yeniden kirpiğimi bu şekilde düğümledim. Şu şekilde yaptığımız sık iğnenin içine üstüne tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Şuradaki tırabzanımızın önünden 7 zincirimizi tutturduk. Şöyle bir yuva oldu. Birazdan buraya çiçeğimizi yerleştireceğiz. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Hepsini birden çıktım. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıktım. Bu, bu ipimde mi tığım? Herhalde tığım ucu biraz eğildi. Sürekli ipime takılıyor. Yine bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki defa doladım. ikişer ikişer çıktım iki defa doladım yine ikişer ikişer çıkıyorum bu şekilde beş tane trabzanım oldu bir iki üç dört beş zincir çektim üstüne geri döndüm kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğnem yanına üç dört beş altı yedinciyi yine yuvadan yapıyorum 8. de yine alttaki son kullandığımız tığ altından yapalım. Birazcık ip saracağım. Aralıkları için arkadaşlar 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıdan tutturuyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıdan. yine 1 2 3 zincir çektim. Bir sonrakinden bu şekilde arkadaşlar 12 tane boşluk bırakacağım arada. 12 tane bu minik çimenden yapacağım. Sonra tekrar çiçek yuvası yapacağım şöyle. Şöyle göstereyim. Hemen ben yanına bir tane daha çiçek yuvası yapayım ki oldukça güzel gösterişli bir çiçeği var. Sonrasında çiçeği ile beraber devam ederiz. Ben bu şekilde arkadaşlar iki tane çiçek yuvası yaptım. Ben bu sıklıkla yapıyorum. Dilerseniz arasındaki mesafeyi tekrar arttırıp azaltarak ayarlayabilirsiniz. Hemen şimdi şöyle mor ipimle başlayacağım. Çiçeğimi yapmaya ilmeğimi oluşturuyorum. Anlattığım sayılarla yaparsanız aynısı olacaktır. Mor rengimle ilmeğimi oluşturdum. Geldik. Hemen şurada yuvamıza. Ortada 5 zincir çekerek bıraktığımız yerden sık iğne ile girelim. İpimi buraya tutturuyorum. Üstüne şöyle iki tığ battı kadar bir örümcek yapıyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle yan tuttuğunuzda aşağıdaki tığ battıların boyuna göre düşünebilirsiniz. İki tığ battı boyunda olsun. Yeniden geliyorum yuvaya. Örümceğimi tutturdum. Yine küçük bir tığ battı. Küçük bir örümcek yanlış söylemeyeyim. Tığ battı dedik az önce aklım oraya gitti. Yine küçük bir örümcek yapıyorum. Geldim yuvaya. Tutturuyorum. İkinci örümceğimi yaptım. Yine küçük bir örümcek daha yaptım. Yine üçüncü örümceğim oldu. Aynı yere tutturuyorum arkadaşlar. Şöyle bir görüntü verdi burada. Üç tane örümceğim. Devam ediyorum. Yine örümceğimi yaptım. Tutturuyorum. Dördüncü örümcek. Örümceğimi yaptım. Tutturuyorum. Beşinci. Yine örümceğimi yaptım. Tutturuyorum. Altıncı. Şimdi son örümcekle biraz farklı yapacağız arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Bir örümcek yapıyorum. Biraz önce yaptıklarım gibi benzer büyüklükte. Bunu yaprağımın ucundan tutturdum. Bu yedinci örümcek bu şekilde oluyor bu tarafa doğru. Şöyle göstereyim. Biraz netleştirelim. Bu kısmını yaptıktan sonra şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Örneğimin diğer yüzünü döndüm. Örümceklerim burada. Şu andaki duruşa göre arkada kalan tel çekiyorum. Şöyle şuradaki teli açıyorum. 4 zinciri sık iğne ile tutturuyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine arkada kalan teli açıyorum. Yine sık iğne ile tutturuyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine şöyle arkada kalan teli açtım. 1 2 3 4 zincir yine arkada kalan teli açtım. Şu andaki duruşa göre arkada ama modelin ters yönde olduğumuz için aslında orası modelimizin düz yüzü oluyor. Yine 4 zincir. Yine arkada kalan teli açtım. Yine 4 zincir. Yine açtım örümceğimi. Bu şekilde tamamladım. Bu kısmı bittikten sonra diğer yaprağımın ucuna sık iğne ile tutturdum. Hiç zincir falan çekmedim arkadaşlar arada. Üstüne bir zincir çekiyorum. Örneğimin düz tarafını dönüyorum. Şimdi modelimi süsleyeceğim. Sık iğne ile 4 zincirimin altından giriyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. 10 zincirimle tığda kalan ilmeği birinci ilmek olarak düşünüyorum. Zincirimin altından geçtim tuttuğim ipin içinden geçtim. 3. ilmek. Zincirimin altından, tuttuğum ipin içinden. Zincirimin altından, tuttuğum ipin içinden. 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane doldurdum hepsini birden topluyorum topladıktan sonra düğümlüyorum ve yine aynı zincirimin altından sık iğne ile tutturuyorum bu şekilde. Bir tane zincir çektim. Yan tarafa yine sık iğne ile geçtim. Şöyle oldu fıstığımız. Biraz ip saralım. Fıstık yaparken çok fazla ip ihtiyacı duyuyoruz. Yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Yeniden 20 tane ilmek atıyoruz. Bunu da yapayım. Ben diğerlerini hızlıca yapacağım arkadaşlar. 2 4 6 7 8 9 10 Tığda kalan ilmeğin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 yine 20 tane yaptım tığım da şöyle görünüyor hepsini birden topluyorum topladıktan sonra düğümlüyorum böylece şeklini hiç kaybetmeyecek arkadaşlar yıllarca kullansanız bile yeniden 4 zincirimin altından sık iğne ile tutturdum. Bir tane üstüne zincir çekip yan tarafa geçtim. Şimdi burada benim dört e, 4 tane daha fıstık yapmam gerekiyor. Ben bu 4 fıstığı hızlı bir şekilde yapayım. Zaten nasıl yapıldığını anladınız. En son nasıl bitirdiğimi göstermek için yeniden döneceğim. En son fıstığımı da yaptım. 4 zincirimin altından sık iğne ile tutturdum arkadaşlar. Bitirirken burada şurada yaptığımız sık iğnemiz vardı. Yaprağımızın ucuna geçmek için o sık iğnemizin önünden giriyoruz yeniden şöyle tutturuyoruz. Böylece bütün bir görüntü elde ediyoruz. Üstüne bir zincir çektim. Burada hemen ipimi keseceğim. Bu şekilde çiçeğim hazırlandı. Hemen ütüleyip iplerimi yakıp göstereceğim size. Ben örneğimi ütüyle hafifçe düzelttim. Bittiği zaman bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle de göstermek istiyorum. İnşallah beğenmişsinizdir ve denersiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak. O yanım sayfamda. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin.